Evet, Hizmetten YouTube kanalında Çocuğumla Büyüyorum programında tekrar birlikteyiz efendim. Her çarşamba Avrupa saatiyle 20.00'da evlerinize konuk oluyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızla sizlerin Çocuğumla Büyüyorum serüveninize eşlik etmek istiyoruz. Evet, 3 haftadır kendimizi tanıma yolculuğundaydık. Eş seçimine değindik. Şimdiden sonra tabii ki bu kıymetli konuyu çok ayrıntılı işlemek isterdik ama daha farklı konulara yelken açmak istiyoruz. Bu güzel, bu nadide konuyu da Respekt Aile Okulu programına devretmiş oluyoruz diyelim. Barış Cem Kaya'nın sunumuyla Yuvanızda Huzur Yeniden Hissedeceksiniz videosuyla Hizmetten YouTube mecrasında bu yayına ulaşabilirsiniz. Programımızın tanıtımına ulaşabilirsiniz. Şüphesiz orada da birbirinden kıymetli uzmanların bu programına dahil olmak için ben inanıyorum ki sabırsızlıkla bu okulu bekliyoruz ve sizlere de çok değer katacağına inanıyoruz. Evet, bugün cennet annelerin ayağı altındadır hadis-i şerifine binaen. Evet, anneliğe ilk adım olan hamileliğe değineceğiz. Yine Figen Hanım'la birlikteyiz. Figen Es, uzman doktor, Figen Es hanımefendiyi davet etmiş oluyoruz. Evet, Figen Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördük daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Böyle cıvıl cıvıl çiçek gibi olan sizleri görünce mutlu oluyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Bilmukabele. Evet, Araf suresi 189. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, sizi bir tek candan halk eden, ondan da yanına huzura eresiniz diye eşini yaratan odur. Eşiyle o hafif bir yük yükleniverdi. Çok naif bir ifade. Hafif bir yük yükleniverdi diyor Rabbimiz hamileliğe. Hani bizlere sunarken, bizlere bunu tebliğ ederken. Evet, biz bugün bu konuda sizlerle fikir paylaşmak istiyoruz. Fikirlerinize tanık olmak istiyoruz. Evet, vakit kaybetmeden ilk sorumla başlamak istiyorum müsaadenizle. Hamilelik dediğimiz yolculuk neden bu kadar önemli ve bu kıymetli nadirattan zaman dilimlerini nasıl geçirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki sadece bir kadın olarak, bir anne adayı olarak değil, eşlerimize düşen buradaki vazifelerimiz, çevremize düşen vazifeler nelerdir acaba? Bunlardan bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Evet, şimdi benim bilgimden istifade etmek adına siz beni davet ettiniz ama ilk dakikada ben sizin bilginizden istifade ettim. Şimdi bir ayet-i kerimeyi bir daha teyit etsek, Araf suresi 100 kaçıncı Evet. ayetti? Tamam, tekrar yanlış olmasın. 189. ayet-i kerime. 189. ayet. Zahmet olmazsa bir kere daha okur musun ayet-i Doğru. kerimeyi? Estağfurullah, ne zahmeti, severek. Sizi bir tek candan halk eden, ondan da yanına huzura eresiniz diye eşini yaratan odur. Eşiyle o hafif bir yük yükleniverdi. Bak, çok ilginç değil mi ayet-i kerimedeki vurgu? Eşiyle o hafif bir yük yükleniverdi. Halbuki biz mesela hamileliğin kadının yükü olduğunu düşünürüz. Hani bizim toplumsal kelimelerde bile veya geçen yüklü denir mesela. Hani buradan yani hamile emaneti var. O son ayetin son kısmını bir daha alabilir miyim? O kadar mutlu etti ki beni şu an. Evet. Eşiyle. Eşiyle o hafif bir yük yükleniverdi. Evet. Yani çocuk anne de ilk gelişimine başlar ama çocuğun eğitimi anne ve babanın sorumluluğundadır. Hani Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel bize bu konuda işaret vermiş. Şimdi ben hani yuvayı dişi kuş yapar, cennet annelerin ayağı altındadır. Bunlara kesinlikle saygım sonsuz. Ama evlat noktası dediğinde anne ve babanın birlikte bir sorumluluğu paylaşması gerektiği konusu yaşanan örneklerle o kadar bilgiyle de aşikar. Hani bilgiyi zamanın bilgisi değişebilir diye düşünürsün. Yaşanan örneklerle de aynel yakın hissederken hani ayeti kerimede ilk eşiyle ona hafif bir yük yükleniverdi cümlesi bana gerçekten böyle hay dedirten çok güzel bir giriş oldu. Çünkü hani hamilelikte neler yapılmalı cümlesini sordunuz ya. Şimdi hamilelikte ruh dinginliği çok önemli diyeceğim en başta.
Yani beslenmeye dikkat etme, şunu yesin, yürüsün, şu işte doktor kontrolüne gitsin. Bundan önce hamilelikte ruh dinginliği çok önemli diyerek cümleye başlamak isteyeceğim. Bunun için de stres kelimesi yine hayatımıza gelecek. Panik olmama, yani stres ve panik sadece hamilelikten değil, hamilelik öncesi şartlardan da olabilir ki geçirdiğimiz şu dönem farklı bir dönem. Sadece dönemin getirdiği heyecanlar, stresler bile insanı yormaya yeterken, bir de bunun üzerine bir endişe. Bulunduğum ülkeye adapte olabilecek miyim? Ona doğru anne baba olabilecek miyim? Çocuğuma nasıl yardım edeceğim? Kendi ruh sağlığım dengeli mi? Çocuk doğduğunda onun istediği gibi bir anne olabilecek miyim? Veya yaşım küçük bakabilecek miyim? İşte gurbetteyim, ne yapacağım? Bir yığın bir yığın, hani zaten gurbet olmasa da kendimize göre değişik hayat gurbetleri oluyor. Hamilelik birdenbire bir emanetin verilmesi. Çünkü bir çocuğun sorumluluğunu Cenab-ı Allah size tevdi ediyor. Böyle bir korku, panik hali olabilir. Olur yani. Bunda bir ne kadar mümince ve mutluca bekleseniz de olur. Şimdi bu yüzden ruh dinginliği çok önemli. Ve bu ruh dinginliği de annenin tek başına elde edeceği bir sonuç değil. Ayet-i kerimeden o yüzden bu kadar heyecanlandım. Anne belli şeylere dikkat eder ama babanın ve çevrenin de dikkat etmesi gereken şeyler var. Mesela hamilelikte anne yürüyüş yapar, beslenmesine dikkat eder, işte proteinlerini alır, sinirlenmez, çocuğuyla konuşur, onları söyleyebiliriz. Baba ne yapacak? Anne çekiyor bütün yükü. Evet, anne de babayı el üstünde tutabilir. Hatta tabiri caizse hafifçe şımartabilir. Düşünsenize, Cenab-ı Allah ruhlar aleminden bir ruhu dünyaya göndermeyi murad etmiş. Ve dünyaya göndermeyi murad ettiği bu ruhu size emanet ediyor. Yani seçilmişsiniz aslında. Biz çocuk düşünüyoruz, biz çocuk yapacağız, haşa. Böyle kelimeler. Sebepler planında insanların ben istemiyordum ondan sonra. Yani yapacağım istemiyordum, aldıracağım. Allah muhafaza. Yani bu kelimeler çevremizde duyuverdiğimiz kelimeler oluyor. Halbuki hafif bir yük diyor Allah. Yani düşünsenize karanlık bir dünyanın içinde sizin hiç haberiniz yok. Öyle sistemler, öyle mekanizmalar işliyor ve elinize bir damla sudan, hem de sizin kokusunu bile beğenmeyeceğiniz bir sudan, mis kokulu bir cennet nimeti evlat veriyor Allah size. Bu nasıl bir güzel seçilmişlik? Önce bu seçilmişliği fark etmek lazım. Bu seçilmişliği de Allah annenin vücuduna emanet ettiyse, babanın da bundan mutlu olarak anneyi hoş tutması noktasında elinden geleni yapması lazım. İlk diyebileceğim şey bu diyelim. Sonrasında nelere dikkat etsin? Böyle birkaç not aldım. Bir anne sana gelse Figen dedim. Ondan sonra Figen abla ben hamileyim. Ondan sonra ne yapmam lazım? Hemen doktor havasıyla işte, ki bu işin uzmanları, kadın doğum ve çocuk uzmanları bunun tavsiyelerini daha güzel verirler. Ben ona ne tavsiye verebilirim diye sordum kendime. Bir de dünyada geçirilmiş belli bir yaş itibariyle ilk diyeceğim konu şu olur: aman kuzum, ne olur namazlarına dikkat et. Namazlarına dikkat et. Şimdi dünyada bu spiritüel akımların maneviyat olarak sığındığı enerjiler, şunlar bunlar böyle giderken, son günlerde yine adı geçen bir konu var. Vagal uyarı, vagus siniri. İşte vagus siniriyle rahatla. Kafa çiftlerinden, yani anatomi olarak düşündüğünüzde, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir sinir. Beyinden çıkıyor, vücutta bir yığın yere uyarı veriyor. Vagus sinirini nasıl etkinleştirebiliriz diye sorduğunuzda, işte belli tavsiyeler var. En birincisine meditasyon deniyor. Vagus siniri insanı yavaşla diyen, yavaşlatan bir sinir. Sakin ol diyen bir sinir. Ve insanı hayatta her türlü korkudan, güvensizlikten, endişeden, çabadan yavaşla dedirten en güzel eylem namaz. Biz namazı Rabbin rızası için kılıyoruz. Onun bizim namazımıza ihtiyacı yok.
Çünkü namazın içine öyle şifalar lütfetmiş ki Allah. Namaza dikkat edildiğinde, onun derecesine göre dikkat edildiğinde insan tam insan haline gelme yolculuğunda kolaylaşıyor. E şimdi böyle bir durumda Allah da senin içine bir emanet vermiş. O halde günde 5 defa o manevi rehabilitasyonuna dikkat etmen en güzeli ki yavru kendini geldiği ruhlar aleminden sonra ortalıkta kalmış hissetmesin. Annem de bu ruhlar alemiyle irtibatlı ve o ruhlar alemine her gün merhaba diyor şeklinde bir güvene gitsin. Ne olursa olsun, bunu namazı özellikle şunun için vurguladım. Hamileliğin ilk günleri biraz sallantılı olabilir, bulantılar olabilir. Vücut yeni bir adaptasyona giriyor, zorluklar olabilir kendine göre. Uyku halleri olabilir. Ve insanın hasta olunca en kolay naz yapabildiği zat da Allah. Rabbim sen beni biliyorsun. Çok yorgundum, o yüzden kılamadım gibi böyle aksamalar olmasın. Aman ha, sizin aksattığınız namaz çocuğunuzun maddi manevi gelişimi için çok ciddi bir zarar olabilir demek istiyorum. Önce namaz dedim. Sonra Burada çok özür diliyorum. Namazdan yo yo geçmeden önce estağfurullah. benim şu an çok fazla gündemde olan bir konu var. İşte güvenli bağlanma, işte sürekli bu güvenli bağlanma üzerinden değil mi? Bir sürü işte psikologlar, uzmanlar açıklama yapıyorlar. Kesinlikle çok kıymetli bu açıklamalar. Ve hani biz biliyoruz ki yeri gerçekliği olan açıklamalar. Ama az önce çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Ruhlar aleminden gelip anne karnına düştüğü an hani benim de annemin böyle bir bağlantısı var deyip kendini yalnız hissetmemesinden ve güvenli bir bağlanmadan bahsettiniz orada. Aslında bir güven ortamından bahsettiniz. Aslında Evet. bunu gerçekten çok ciddi atladığımızı şu an ben de fark ettim ve gerçekten tüylerim diken diken oldu. Aslında o sürekli anne çocuk arasındaki bağlanmadan bahsederken, bu kıymetli irtibattan bahsederken ki bu da Rabbimizin bize şefkat yoluyla vermiş olduğu çok güzel bir nimet aslında. İşte onun Evet. ihtiyaçlarını giderebilme adına, birey olma yolculuğundaki dünyaya alışabilme adına. Ama evet, bu ruhun da bir öncesi var, bu canın da bir öncesi var ve oradan buraya güvenle gelebilmesi için o geçişinde ibadetle yapılması gerçekten çok kıymetli. Evet, bunu tekrar vurgulamak istedim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir vurgu oldu. Şimdi biz bebeğin gelişimine bakarken maddi gelişim olarak bakıyoruz. Hani tıp açısından baktığında. Ama iman açısından baktığında ruhlar aleminde yaratılmış ebede namzet bir ruhun dünyadaki konakladığı ev bedeni. Yani bizim vücut dediğimiz şey bir ev onun için. Hani cisim bile değil, vücut bedeni bile değil, bir ev. Hani ben çok manevi literatüre hakim olmasam da bu konuda mesela ruh elbise, beden elbisenin pardon, beden ruhun elbisesi midir konusunu sormuştum bayağı bir. Ve sonra öğrendiğim doğru cevabın şu olduğunu öğrendim. Beden daha dünya insanın ruhun evi. Yani elbisesi değil. Ruhun kendine ait ayrı bir mahiyeti var. Şimdi bizim karnımızda gelişen o evin inşaatı. Ama o evin inşaatının içinde ruh haberdar ve o evle birlikte intibakı artıyorsa yavaş yavaş adapte olması adına ona o güvenli bağlanma dediğiniz noktada ilk söyleyeceğiniz şey sen bana Allah'ımın emanetisin. Benim mülküm değilsin. Hani isterim istemem böyle kelimeler zaten dünyamda yok. Sen bana Allah'ın düşünsenize ben bana hediye veren birisinden ne kadar hoşnut olurum. Hele bu değerli bir zattan gelen hediye ise diyelim ki büyüğümüz bana bir kitap yollasa. Allah ben ne kadar mutlu olurum. Saklarım baş köşeye. Şimdi gerçekten o çok önemli. Amenna. Ama Allah size bir hediye veriyor. Hani alışveriş denir ya size veriyor yani. O yüzden her hamilenin kendini çok özel hissetmesi lazım. Allah'ın izniyle bir ruhu bana emanet ediyor. Hamile olma imkanı yoksa Rabbim imtihanlar, hastalıklar olabilir. Bunu da kötü olarak mı algılamalıyız? Hayır, o işin ayrı bir tarafı. O imtihan boyutu belki de sırf o imtihan boyutunda bunu sakın kötü algılama diye Allah Hazreti Ayşe anneme vermemiş. Ki Ayşe annemin ne kadar değerli ve özel bir insan olduğu
aşikar. O imtihan sırrı. Ama verilen güzel bir Allah'la alışveriş ve bir emanet alıyor. Bir kere önce mutlu olmalı. Onu bana veren Allah. Hani ben bu çocuğa bakabilir miyim? Herhalde yaradan onu da büyüyeceği yeri de seni de en iyi bilendir. Sana verdiğine göre onun senin elinde gelişebileceğini de itimat etmiş sana. Birincisi bu. Yani namaz. Onun geldiği dünyayla irtibatı diyebileceğimiz ve onu sen de ben de sahibimize emanetiz duygusunu hissettirebileceği, diğer tarafta da biyolojimizi de en güzel şekilde sakin ol ritminde tutan ibadet. İkincisi, aynı kelimeyi tekrarlayacağım, sakin olmak. Şimdi heyecanlıyız, stresliyiz. İnanın stresin şu an girmediği ev, yapmadığı tahribat olmadığını düşündüğüm için. Ama bu döneme özel değil. Biz stresli bir toplumdan geliyoruz. Yani hayatı birbirimize kolaylaştıran bir toplum değil de gıybetiyle, konusuyla, mimiğiyle, beklentileriyle, hırslarıyla, hatta sakinliğiyle bile sakin olmam lazım diye kendini adeta sıkar gibi birbirimize sekine değil de stres aşılayan bir yapıdan geliyoruz. Ülkeyle ilgili olumsuz bir şey söylemek değil. Çünkü ülke yüzyıllardır epeyce çalkantılı tutulmuş. Ne yapalım? Ben acizane, bunlar benim kendi şahsi tavsiyelerim olarak diyerek not ettim. Acizane hamileliğe başlayan annelerin Ya Halim Esma-i Hüsna'sını Ebced'iyle, yanılmıyorsam 88'di Ebced'i ama gene doğrusuna bakılabilir. Ya Halim esmasını çekmeleri. Yani Rabbim benim üzerime de sekine ver, evladımın üzerine de sekine ver. Halim esmasını çeksinler. Çekilebilecek ekstra esmalar var. Zaten hani evratlar var. Ama ben Halim'i eklemek istiyorum. Çünkü dünyaya geldikten sonra da çok fazla dijital maruziyete muhatap çocuklar. Ve dijital maruziyet dediğiniz, yemek ve lezzet dediğiniz marketlerin bu kadar geliştiği bir noktada diğer bir haz mekanizması çok fazla gidecek. Bunların da hormonal dünyası dopamin üzerinden gidiyor. Haz hormonu olarak. Bunu da heyecan, heyecan, heyecan. Hani bütün oyunlarda Yadit diyorum, çok özür dilerim. Yudit derken, giderken heyecan, heyecan, heyecan. Sakin ol. Ya Halim demek. O dijital dünyaya karşı bile önceden bir aşı mahiyetinde günlük Allah'ım ya Rabbim ne kadar da tatlısın demek geliyor. Rabbim korusun ve onları muhafaza etsin. Günlük ya Halim. Şimdi o delikanlıyı görünce hani yavrum derken içimden öğrendiğim bir dua çıktı. Allah rahmet eylesin. Üstadın talebelerinden bir Bedriye anne vardı Afyon'da. Bundan yıllar önce, bayağı bir yıllar önce ziyarete gittiğimizde dua olarak böyle kameranne kardeşiyle birlikte yaşıyorlar. Biri 80, biri 90 yaşında yataklarında yatan tarzda yaşayan iki Risale-i Nur talebesiydi. Böyle çocukların başına elini koyup Rabbim sizi iman kahramanları eylesin demişti. Ve ben o günden sonra gördüğüm her bebeğe onu de, çünkü ondan daha büyük bir dua olamaz gibi geldi. Rabbim seni iman kahramanı eylesin. Hatta böyle yurt dışına gittiğimde yabancı çocuklar, onları da görüp böyle çok sevmek istiyorum. Böyle bakıyorum, Rabbim diyorum, Rabbim seni iman kahramanı eylesin. Buraların diyalog kahramanları ol. İşte buna ekleyebiliyoruz. Ama bu duayı da belki hayatımızın içine davet etmek lazım. Rabbim evlatlarımızı iman kahramanı eylesin. Çünkü annelik zor bir sorumluluk. Onun içinde de biraz insan çıldırabilecek kadar korkabilir. Ne yapacağım? Bir de gençsiniz. Hani belli bir olgunluğunuz, deneyiminiz yok. Mesela ben o günlerimi hatırlıyorum. Çok böyle okula gitti, ne yapar, şu olur, bu olur. Anneliğin dengesiz tarafı olabilecek duygularda. Rabbim dedim, ben senin emanetini sana emanet ediyorum. Senden daha iyi koruyup kollayacak olan yok. Evet, Allah evlatları bize emanet verdi. Ama biz o emanetleri dua ile Rabbime, onun hıfzına emanet ederek yine sakinliğe bir yol bulabiliriz. Yoksa insan çok aciz.
Dilerseniz bir iki madde de dünyaya ait söyleyeyim hızlıca. Ne olur hamileler ilk günden itibaren ne kadar kusarlarsa kussunlar, yorulurlarsa, halsiz kalırlarsa kalsınlar, günde belli bir süre doktorlarının tavsiye edeceği şekilde yürüsünler ve beslenmelerine ilk günden itibaren dikkat etsinler. Çocuğun gelişimi için mi dikkat etsinler? Evet, çocuğun gelişimi de beslenmeyle ilgili, beyin gelişimi ilgili ama çocuk iyi huylu bir tümördür diye de geçer tıpta. Yani onun vücudu için gerekli olan malzemeyi temin etmede aczine binaen bir gayreti yoktur. Annenin kemiklerinden kalsiyumunu çeker, dişinden çeker, hani etinden, derisinden çeker. O tamamlanır Allah'ın izniyle çıkar. Ama hamilelikten sonra bir bakarsınız ki 6 tane dişinizde çürük var. İşte sırt ağrılarınız başlamış vesaire. Annelik çocuğu hamilelik anneyi göçertiyor. Hayır, göçertmiyor. Annelik hormonlarla besliyor, yeniliyor vücudu Allah'ın izniyle. Ama benim irademi kullanmama halim, yani belki biraz naz yapıyorum kendime. İşte belki biraz normal akışının dışında giden hayat bana zor geliyor. Canım istemiyor diyorum. Orada iradeyi, vicdanın bir alt şubesi olarak davet etmek lazım. Benim şu şu vitaminleri almam lazım. Şu şu proteini, meyveyi diyetime davet etmem lazım. Hekimiyle planladığı beslenme koşullarına dikkat etmesi lazım. Çünkü vücudu da ona emanet. Evet, Evet. böyle diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Burada beslenmeyle alakalı gerçekten hani özellikle değil mi belki o hazır gıdalardan biraz daha uzak kalma Kesinlikle. bu noktada sağlıklı beslenme adına bir şey İbni Kayyım Tuhfe kitabında şöyle bir ifadesine rastlamıştım. Hamile kadının diyor yani eskiden de hani alimlerimizin de bu noktada çok fazla tavsiyesine zaten muhatap kalıyoruz anneler olarak. Hamile kadının ayva ve elma üzerindeki diyor idmanı çocuğun yüzünün güzel olmasına, renginin saflaşmasına sebep olur. Ve özellikle ayva ile alakalı ayva yiyen annenin çocuğuyla yemeyen annenin çocuğu arasında mutlaka diyor meleke olarak bir fark vardır diyor. Ve gerçekten hani bu noktada demek ki diyorum hani beslenmeye önceden beri çok önem verilmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da helal lokmayı yememiz gerektiğinden, işte çocukların, insanın, kişinin kendisinin yediklerinden hasıl olacağına kadar birçok ifadesiyle karşılaşıyoruz, tavsiyesiyle karşılaşıyoruz. Evet, bu konuda biraz daha iradelerimizi sağlıklı, temiz ve özenli beslenmeye de sanırım sevk etmemiz lazım. Dediğiniz gibi o yürüyüş de çok önemli. Temiz hava değil mi? Belki orada bir tefekkür ufku yürüyüş yapma esnasında daha çok böyle ağaçlık, tenha yerleri seçmek çok daha yerinde olacaktır herhalde. Bir de kasların doğuma hazırlanması da söz konusu. Çünkü doğum sonuçta kasların da dahil olduğu bir eylem. Hani yürüme, belli egzersizler, hani takip eden hekiminin önerdiği egzersizler. Hani hamileliğin yüküyle, istirahatle geçiren birinin doğum sırasında zorlanması, işte sezaryana gidiş, hani bu sezaryana gidişin farklı sebepleri de var. Ama sonuçta doğum kasların da kullanıldığı bir eylem olduğu için kasları ilk günden itibaren bebeğin dünyaya gelişine hazırlamak önemli. Şimdi siz ayva deyince dedim belki bir gün bir naturopatik medicine'la ilgilenen arkadaşı alabilirsiniz. Mesela ayvayı bilmiyorum ama elmada E vitamininin çok olduğunu biliyorum. İnsülin direncini toparlamada çok güzel bir meyve olduğunu, kafein olduğunu, kabuğunda antiviral etken olan malzemelerin olduğunu biliyorum. Yani bir elma yemek bir bardak çayla içilecek kafeine denk de vücuda canlılık maddesini almış olabiliyorsunuz. Ve gerçekten metabolizmayı Allah'ın izniyle düzenliyor. Şimdi ayva kalbe kuvvettir ama acaba ayvanın içinde ne var onu bilmiyorum. Potasyum, magnezyum, hani artık biz bunlar üzerinden de konuşuyoruz ya. O güzellik üzerine olan etkisi. Mesela kesinlikle kalple ilgili hamile bir bayanın desteğe ihtiyacı oluyor. Nasıl diyecek olursanız volüm artıyor. Yani bebeğin anne karnındaki beslenmesini sağlamak adına o bizim son dediğimiz plasenta dediğimiz bölüme gıdaların daha çok geçebilmesi için orada kocaman bir damar ağacı oluşuyor.
ve o damar ağacına gıdaların tam gidebilmesi için kan sulanıyor. Yani daha kıvamlı olan kan daha diluye, daha çok sulu hale geçiyor. Bu da kalbin pompalaması gereken kan miktarını, volümü arttırıyor. Kalp yük altında kalıyor. Şimdi ayva benim kalbe iyidir diye genel bilgi olarak hatırladığım bir bilgi. Kim bilir içinde kalbin kasılmasına fayda eden bir madde mi var hani, ve ardından beslenmesi ne kadar güzel olursa hani Allah'ın izniyle o beslenmenin getirdiği bedensel gelişim de güzel olur. Büyüklerimizin söylediklerinin altını da laboratuvara taşıyıp araştırıp gündeme getirmek, hani ispat istendiği noktada gündeme getirmek de çok güzel olabilir. Ben burada bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Beslenme derken insan kulağından da besleniyor ya, sadece ağzından beslenmiyor, kulağından da besleniyor. O yüzden evradı eskarları sesli okumak da çok güzel. Ve yine beslenme noktasında helal gıda dediniz. Bana göre haram olan veya mekruh olan veya sıkıntılı olan gıdaların içine gıybeti, dedikoduyu, lemimeyi, bunu da kaydetmek lazım. Yani dili biraz olumsuz kelimelerden, cümlelerden korumak lazım. Çünkü bu da beslenme. Böylelikle hem kendinizi kulak olarak olumsuz beslememiş oluyorsunuz, hem çocuğunuz olumsuz cümleleri duymamış oluyor. Çünkü çocuk dokunmayla başlıyor ve ilk duyduğu şey dokunma ve sonra tadı hissetmeye başlıyor. Sonra üçüncü gelişen duygusu işitme. Beşincisi görme. Dördüncüsü koku ama üçüncüsü duyma. 7 haftadan hatta 5 haftadan itibaren sesleri hissetmeye başlıyor. İşte 12. haftada artık daha iyi duyar hale geliyor. Hatta 5. 6. ayda annesinin sesini ayırt edebiliyor. Şimdi annenin ağzından çıkan sinirli, kaprisli veya farklı cümleler çocuğun dünyasında tertemiz bir dünya düşünün. Bembeyaz bir kağıt. Eyvah diyor. Mizacı da hani genetik diyoruz vesaire. Fıtratı da bir hamursa eyvah diyor, dışarıda vahşi bir dünya var. Benim bu vahşi dünyaya karşı bir takım önlemleri öğrenmem lazım. Ve neyi öğrenmeyi seçiyor? Hepimiz için geçerli bu. İlk annelik bu yüzden çok önemli. Mesela korkulu bir mizaçsa, düşünün zaten 5 aylıksınız, daha varlığınız bile tam şekillenmemiş ve dışarıdan gök gürültülü, annenizin sağanak yağışlı seslerini duyuyorsunuz. Ya korkuyorsunuz, mesela dışarıda şimşekler çaksa, yağmur olsa ne yapar? Bir köşeye gider, saklanmaya çalışır, pusmayı öğrenir. Ya da böyle bir olayda tepki göstermeyi, o sesi bastıracak bir ikinci sesle muamele etmeye öğrenir. Bu çocuk dünyaya geldiği zaman ya böyle kendi bizim kullandığımız tabirle ezik diyoruz ya hani, bazen sessiz köşesinde ve İçe köşesine kapanık. saklanmaya, nasıl? İçe kapanık. İçe kapanık belki böyle bir fıtrat, ya da hiç ağlaması durmayan, gece boyu ağlayan, koliği durmayan bir çocuk haline gelebilir. Eyvah. Bir çocuk haline gelebilir. O yüzden beslenmedeki kulağın ve dilin beslenmesi de çok önemli. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten ikinci, üçüncü Estağfurullah. sorumu da hemen hemen yanıtlamış oldunuz. Hani çocuğun hamileliğin sakin geçmesi, dingin geçmesi için bir annenin nelere ihtiyacı var diyecektim ki zaten bunu çok güzel ifade ettiniz. Çocuğun hani muazzam bir farkındalığı var bebeğin anne karnındayken. İşte haftalarını bizimle paylaştınız. Hemen oluşmaya başlıyor. Hani bunun için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ki bunu da çok güzel ifade ettiniz. Hani belki ben burada bir hadis-i şerifle tekrar girmek isteyeceğim konuya. Her birinizin diyor yaratılışı annenizin karnında 40 günde cem edilir. Sonra bir melek gönderilerek ruh üflenir. Hani alimler bunun 42. güne tekabül ettiğini ifade ediyorlar. Onun diyor rızkını ve Allahü Teala o meleğe şöyle buyurur. Onun rızkını, ecelini, amelini yaz.
Şimdi burada baktığımızda hani belki şöyle de düşünebiliriz ki sünnet ulemadan hani sünnetle alakalı, hadislerle alakalı ulemadan bize böyle bir açılım geliyor bu hadisle alakalı. Annenin biyolojik, ruhi, akli durumunun da çocuğun huy ve karakterine az önce sizin ifade ettiğiniz gibi tesir edebileceğini söylüyorlar. Bu hadisten yola çıkarak. Bu yüzden hani eş seçimi dedik mesela öncesinde, insanın kendini tanıma yolculuğu dedik. İşte buradan aslında çok önemli. Ben annelik yolculuğumda nacizane bana en önemli noktada öğrendiğim en güzel şey şu oldu. Allah'ın rububiyet sıfatının çocuklarla üzerimize yansıdığını hissettim bu süreçte. Hakikaten Allah'ın terbiye ediciliğini anne olunca insan çok daha farklı bir açıdan değerlendirebiliyor. Allah bizi onları acaba diyorum bizi terbiye etmek için mi gönderiyor Rabbim? Ki mutlaka bunun da bu şekilde bir payı olduğunu düşünüyorum. O yüzden muazzam bir emanet ve dediğiniz gibi beden evinde aslında kadınlar çok önemli bir mucizeye de tanık olmuş oluyorlar. Ben son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi bilim insanları yeni doğan bir bebeği, işte anne karnındaki bir bebeği beyaz bir tahtaya benzetiyorlar. İşte edebiyatçıların dilinden baktığımızda nakış nakış işlenecek bir kumaşa benzetiyorlar. Osmanlı'ya, ecdada dönüp bakıyoruz. İlk emanet diyorlar değil mi? Hani Allah'tan bize gönderilen emanet diyorlar. Hatta çocuklarını, bebeklerini kucaklarına aldıklarında şu ifadeyi kullanıyorlar. Allah'a kul doğdu, Allah'a asker doğdu. Hani benim oğlum, benim kızım gibi bir ifade yok böyle. Peki, size bu soruyu sormak istiyorum. Siz çocuğu ne olarak değerlendiriyorsunuz? Hamilelik sürecini, bu beden evinde bu muazzam mucizeye tanıklık eden kadınlar olarak soruyorum. Sizin cephenizde çocuk nedir? Hamilelik nedir? Evet, benim cephemde çocuk emanettir. Yani bu kendimi bildim bileli böyledir. Hatta kendime göre disiplinli, otoriter görünen bir yapım var. Ama çocuklar konusuna geldi, böyle değilim. O işin ayrı bir tarafı da. Ama çocuklar konusuna geldiğinde ivmenin ucunu olumsuza kayabilecek kadar onların manevi çizgide kalmaları şartıyla hoşnutluğuna önem verir bir noktada durmaya çalışıyorum. Yani Allah'a iman ve ibadetler konusunda es geçmek değil, ama onunla olan ilişkimde zarar vererek, hiç farkına varmadan verdiklerimden dolayı özür dilediğimi biliyorum Rabbimden, ama zarar vererek onların hayatlarında Allah muhafaza bir imtihan mevzu olmaktan çok korktuğumu biliyorum. Bu da bilmiyorum, herkesin kendiyle ilgili bir psikolojik yolculuğu vardır. Bende de temelleri nerelere dayanıyordur. Ama emanet olarak biliyorum. Bir de anneler bu konuda hassas, babalar bu konuda hassas olmak zorunda. Tek anneler değil asla. Çünkü bir çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimi anneye emanet değil. Anne ve babaya beraber emanet ve bir çocuğun anne kadar babaya ihtiyacı var. Ben böyle hatta anneye es geçip babalara yalvarmak istiyorum. Ne olur çocuklarınızla oynayın. Onlara zaman ayırın. Şimdi geçen programda Barış Bey bana sormuştu. Ben alıp onu farklı mecralara da götürmüşüm cevap olarak, ama hani diksiyon, samimiyet ve konuşmanızdaki nokta nedir dediğinde, benim üniversite mezunu değildi babam ama evladına, evlatlarına zaman ayıran bir insandı. Ve Allah'ın izniyle çocuk güveni babadan öğrenir. Sonra düşündüm. İlkokulda okuduğum, merasimde okuyacağım şiiri bana tekrar ettiren, şu mimikle gitmelisin diyen babamdı. Yani birçok konuda babaların evlatları üzerinde çok etkisi var. Evet, süreyi uzatıyorum, hakkına helal et. Onlar bize emanet, ama anneye emanet değil sadece. Babaya da emanet. Babalar ne kadar işleri, hayatları yoğun olursa olsun evlatlarına zaman ayırsınlar vurgusunu da yapmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz Estağfurullah. katkılarınızdan dolayı. Bir akşam daha davetimize icabet ettiniz, bizi kırmadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar demeden Emineciğim Buyurun. şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun. 7 haftadan itibaren çocuklar dokunmayı fark ediyorlar. O yüzden anneler ilk günden itibaren evlatlarını dokunarak sevsinler ve konuşsunlar. Bu çok önemli. Hani demin bağlanmaktan bahsetti. Dertlerini anlatmasınlar ama onun dünyaya eğer sakin, mutlu, kendisine daha sonrasında az yük olacak bir çocuk istiyorlarsa ilk hamile kaldıklarını öğrendiği günden itibaren dokunarak iyi ki geliyorsun, seni bekliyorum, mutlu cümlelerle dokunarak hem kalbine hem tenine hem kulağına konuşsunlar. Evet, hakkınızı helal edin. Rabbim Estağfurullah. iman kahramanı nesiller nasip etsin inşallah. Amin, amin. İnşallah yürekten amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben ederim. Teşekkür Allah'a emanet. Evet. Evet, ki araştırmalar şunu da gösteriyor. Daha anne karnındayken, hani Figen Hanım bana hatırlatmış oldu bu araştırmayı da. Daha anne karnındayken iletişim kurulduğu zaman babalar bebekleriyle iletişim kurdukları zaman bebeklerin zihin gelişimlerinin çok pozitif yönde etkilendiğini ve dünyaya geldiklerinde babaları normal iletişim kuramayan bebeklerden daha kısa sürede tanıdıklarını bulgulayan araştırmalar var. Buna binaen de diyoruz ki babalar da bu yolculukta annelerini kesinlikle anneleri yalnız bırakmasınlar. Evet, ey keremi bol Rabbimiz bize gözümüzün, gönlümüzün sürürü olan temiz eşler ve nesiller ihsan et diyoruz. Ve bu akşam da burada noktalıyoruz efendim. Haftaya çarşamba yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.